absürt bir meblağ söyleyebilirsin o işi yapmak istemediğin için. Verirlerse bir anda o programı sevebilirsin de. Bu program yapılabilir. Kahkahalar adeta adaya dağıldı. Kim sayesinde? Erşan Güler'i. Ya İsmail'iz. Türk medyasının geleceği vapura 5 dakika kadar konuşulmaz ki. Elimizi cebimize atmadık ki ben atsam boştu. Çünkü cüzdanı evde unuttuğumu söylemiştim zaten. Can Yılmaz'la geri vitese sizi çağrıştıran şey ne oldu? Bir de vites getirmişler. Ben Bozcaada Maratonu'na katılmıştım yıllar evvel. Bak dinle. Bir dakika. Yani, bak yine başladık ya. Beni sevdim. Yine kendini maratoncu sanmaya başladı. Hanımefendiler, beyefendiler, Can Yılmaz'la Geri Vites'e hoş geldiniz. Huzurlarınızda Can Yılmaz! Yeter ya. Usta komedyenin kardeşi. Usta komedyen. Bir dakika oyalar ben. Kaçırdım. Hani program heyecanından olsa gerek o sunumdaki bazı şeyleri kaçırdım. Usta komedyen bir şey dedim. Önünde de bir şey dedin. Komedyenin kardeşi. Ben öyle dedim ama İsmail düzeltti. Usta komedyenin kardeşi değil miydi? Her zamanki bak dürüst gazetecilikleri görüyorsun. Evet İsmail her zaman bizi de ayrıca bugün yalnız bırakmadığı için İsmail Saymaz'a çok teşekkür ediyoruz. Devlet ve ülke meselelerinden biraz uzaklaşıp komedi ağırlıklı programımıza katıldı. Biraz olsun bir nefes İsmail için. Ve 10 dakikada olsa değil mi? Gerçi İsmail sen bu sene ben de oradaydım tabii. Adadaydık. Bir kitap fuarı değil mi? Şenlik mi? Öyle Bozcaada. Bir şey vardı. Bozcaada. İsmail de vardı. Orada bile İsmailliğini bozmadı. Orada mesela ben onu çok takdir ettim. Orada hani biraz daha böyle tatil havasıdır, bir rahatlık, relax falan, güneş, kum olur dedik. İsmail gene orada memleket sorunlarıyla depreşti durdu. Orada takdir ettim. Bir an bile esnafla sohbet. Mesela ben kasapla masapla 1,5 saat sohbet edip 45 derecede İsmail'le beraber yürüyoruz diye. Bir pastanede 1,5 saat. Evet. İsmail sadece dönüşte biraz bozdu kendini. Ha İsmail siz dönüşte benim önümdeydiniz. Sonra Ezine'ye, Mezine'ye bir yerlere saptınız. Abi Bozcaada'dan İstanbul'a 9,5 saatte gelmişler. Bugün alışveriş mi yapıldı? Usuldür şimdi öyle bir Anadolu topraklarından İstanbul'a gelince bir şeyler alırsın ya. Ama abi usul şudur. Güzergah üstündeki yerlerden alırsın. Ha. İsmail Bozcaada'dan İstanbul'a gelirken Edirne'ye uğrayıp ciğer alıp gelmiş falan. Tabii orada benzin ve araba bedava olmasının da katkısı var. Mesela İsmail büyük ihtimalle kendi arabası olsa Edirne'ye sapmazdı. Kendi arabamla gitmezdim. Doğru. Bu zamanda zaten kendi arabasıyla nereye gidiyor? Evet candaşım. Beni bir yeni bir program konsepti... Program hayırlı olsun abi. Sağ ol. Programın fikir babalarından bir tanesi de İsmail Saymaz olduğu için evet. Bugün kendisi de bizimle. Bu konsepti nereden buldunuz? Yani Can Yılmaz'la geri vitese sizi çağrıştıran şey ne oldu? Senin çok uygun bir insan olduğunu düşünüyorum. Geri viteste. Benim mesela hangi olayda benim geri vitesliğimi gördünüz de İsmail sorum sana. Hep sen sorma. Benim hayatımdaki yakın zaman en azından şu 1,5 aydaki evet. En büyük geri vites olayı Bozcaada'da, kıyıda, denize gel, haydi şeklindeki bütün ısrarlara rağmen hayır ben burada kalacağım deyip bir süre sonra kendiliğinden böyle kokmalığı gibi denize atlamış oldum. Doğru ama şu soruyu sormanı beklerdim, sormadın. Ben oraya niye geldim? Suya niye girdim? Tedavi amaçlı. Yani. Çünkü burun ameliyatı olduğum için doktor dipten yüz diye bir uyarıda bulundu. Uyarıda bulunduğu için beni hiç su üstünde gördün mü? Hayır. Devamlı dipteyim. O da benim orada tedavi amaçlı olduğumu gösterir. Suyun üzerinde bir şey yaptın mı? Ben seni suyun üstünde Habbele plajında gördüm. İnanamıyorum. Bu gerçek. Ben buna şahidim. Evet. Selfie çektirdim biriyle deniz içinde. Adamın telefonu yanındaymış. Ben de yapabilirim. Evet. Suda adamın telefonu niye yanındaydı acaba? Üstünün yanında oldu mu ya? Denizde selfie çekilir mi abi? Yani bir miktar tanıyanlar var. Sağ olsun dostum. Bak ne güzel yani. Denizde bile bizi buluyorlar. Evet ben tabii bu konuda aslında biraz şeyim, sistemkarım. Yani Can Yılmaz'da geri vites aslında sözünün eri olmayan bir adam gibi olur. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayın. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Fikirlerimiz şu anda bir fikrimiz olabilir. Ama 15 dakika sonra fikrimizi değiştirecek bir şey karşımıza çıkar ve değişir. Bunda bir şey yok.
Sen hiç fikir değiştirmez misin Candaş Tolga? Sürekli değiştiriyorum. İsmail hiç değiştirmiyor. Ben de hiç. Ben değiştiriyorum. Keskin bir tavır ortaya koyuyor ve program boyunca, program ister 10 dakika istersen 3,5 saat sürsün, o tavrını hiç bozmuyor. Böyle bir programı İsmail'le yapamazsın. Ya işte. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi arkadaşlar bana Can Yılmaz'da geri vites, bir de vites getirmişler. Birinci bölümü deneme yapıyoruz. İkinci bölüm olursa anlayın ki tuttu. Ama ikinci bölüm nerede bunun ikinci bölümü deyip de YouTube'da bulamazsanız demek ki ya Candaş parayı vermemiştir ya da ben seyredip programı beğenmemiş. Hakikaten o konuya hiç değinmedik. Hep o böyle ham hom şaralom deriz biz. Konu oraya geldiği zaman hep bontuya geliyor, onu bir şey yapalım. Hangisi abi, para mı? Para değil. Para benim için ikinci, üçüncü plandadır her zaman, bilirsin. Ben bu programı kafamda bir tartacağım önce. Ölçeceğim, biçeceğim. Şu anda aslında benim bu programı tartma konseptim. Onun için hemen karar vermeyeceğim. İstemiyor musun yapmak? Yani çok fazla böyle istekli... İstekli değil mi diyorsun abi? Arkadaşlar demin de söyledim... Program yapılır. Program yapılmaz diye bir şey yok. Bakarsınız iyi olur, güzel olur. İnsanların da hoşuna giden bir program olur. Bence yapılmalı. Çünkü, ay gülmeyin oğlum. Denemeden bilemeyiz. Denemeden hemen şimdi daha böyle kesin bir kararla daha programın 3. 5. dakikasında hayır yapmam demek yakışmaz. Bence deneyelim. En azından 1. bölümü yapalım. Birinci bölümü... Parayla alakası yok. Hayır. Alakası yok. Para her şey değil. Gerçekten para her şey. Bazen böyle çalıştığın insanları seversin. Bazen programın konseptini seversin. Kameramanı seversin. Yani birilerinin hoşuna gider. Ya ben burada olmam lazım dersin. O paradan çok çok daha önemlidir. Şu anda değil. Genelde öyledir ama şu anda... Ama paranın miktarına bağlıdır. Miktarına bağlıdır. İsmail tabii ki miktarına bağlıdır. Şimdi senin hayal etmeyeceğin bir parayı sana verirlerse olmadık işler de yapabilirsin. Şu an için konuşmuyorum ama. Tehlikeli bir şeydir aslında İsmail. İnsanın parayla imtihanı. Şimdi hayır, demin içini açıp bakmadın ne oldu? Baktım baktım ben. Çok biraz yüzlük koymuşlar. Çok gözüksün diye. 50'lik de koyabilirdik. Ben Candaş Tolga'dan 20'lik falan böyle hani. Bazen öyle eskiden olurdu. 20'lik. Bakıyorsun. Gelin arabasına zarflar. Zarfa 5 lira, 1 lira, 5 lira koyalım. Abi bu ilk bölümde evet. Senin için de uygunsa hepimiz de buyurun. Buradayız. Çünkü o anı şahitleriz. Bozcaada tatilinden. Bozcaada tatilinden dersen kırılırım. Çünkü benim için orada 2-3 gün geçirdim ben topu topu. Siz tatil yaptınız. Sen, Gökhan Dağıstanlı şair ve yazar dostum. Candaş Tolga medya patronu. Ve... Benim Yakup olarak adlandırdığım ama ismini hatırlarsam söyleyeceğim. O arkadaşımız... İsmail de yaptı tatil. Dur ya, İsmail'e de geleceğim. O arkadaşımız tatil yaptı. İsmail de benim gibi 2-3 günlük bir tatil yaptı. Yani bir havası değişti sadece çocuklarınızın. Oradan da Mardin'e mi ne gitti? Elazığ'a gitti, bir yere gitti. Yani siz tatilinize devam ederken o bozburun balıkçısı mıydı neydi? Onu tavlada yenerken battı balık. İsmail yollardaydı. Gene... çalışıyordu. Onun için çok biz, ben ve İsmail için tatil yaptı diyemeyiz. Tatile baktı diyebiliriz ancak. Yani sizin tatilinize baktık biz. İzledik. İzledik. Biz tatil yaptık. Instagram'ın hikayesini izledik. Nasıl izlediniz ya? Ya tamam. Detay vermek istemiyorum. Tamam, doğru. Bizi yedirdiler, içirdiler. Kabul edelim. Yedirdiler, içirdiler. Elimizi cebimize atmadık ki, ben atsam boştu. Çünkü cüzdanı evde unuttuğumu söylemiştim zaten. Büyük ihtimalle İsmail de cüzdanı unutmuştu. Tamam, yedirdiniz, içirdiniz. Bir iki defa da o yandaki ne vardı? Ata da vardı hatta falan. Tamam, o kadar işte. 1 Temmuz'da adaya yerleştiniz. Daha dün mü ne geldiniz? Bu arkadaş diyor ki hala ben yine gittim abi. Git arkadaş, doya doya git. Sen genel olarak Bozcaada'da... Bozcaada'dan ben memnun kaldım. Ya, unutamadığın anlar neler mesela? Unutamadığım şu var. Şeye geldik, Biç'e. Sizin evet. Tanıdığınız gene bir şey Biç. Geldik, hadi gidelim dediniz. Yani gelmemizle, plaja bakmamızla arabaya binip geri gelmemiz arasında 40 saniye vardı. Niye geldik, niye döndük? Adam da diyor ki, yarın gelecek seni size bir yer ayarlayayım diyor. Gelmişiz işte. O niye öyle oldu? Yani neden biz orada 40 saniye, neye bakmaya geldik yani? Bir de o kadar arabalar inildi, binildi, ben, kavgalar edildi o adamlar. Ben seni hatırladığım için gittik oraya.
denize girelim diye. Sen denize girmek istiyordun. Evet, tedavi amaçlı. Denize girdik, çıktık ve döndük abi. Ve sen orada bana büyük bir iddiada bulundun. Benim bir saat denizde kaldığımı iddia ettin. Evet. Bir ara sen gittin, gelmedin ya abi. E tamam. Bir saat işte o. Tamam. Allah Allah, tedavi. Tedavi diyorum, tedavi. Tedavi ne kadar sürüyor? Doktor dedi ki en az bir saat dipten yüz. Tamam, doğru. Tamam. Tamam. Hay, hem benim için geldiğini iddia ediyorsun hem de bırakmıyorsun ki yüzelim. Ulan bir patates söyleyecektik, onu bile hadi hadi dediniz, arabaya bindirdiniz. Vicdansız. Yanımda param olsaydı gördün sen. Ben şeyi unutamıyorum. Neyi? Bozcaada küçücük bir yer. Evet. Limanla Bozcaada'nın en uzak mesafesi 40 metre. 20, yani 20 metre 40 metre. Ve İsmail vapur kaçırır. Ben Bozcaada maratonuna katılmıştım yıllar evvel. Bak dinle, bir dakika. Yani, bak yine başladık ya. Beni sevdim. Yine kendini maratoncu sanmaya başladı. Bozcaada yarı maratonuna katılmıştım yıllar evvel. Kahveden İsmail'e gelin. Sizin... Abi yani. Bir dakika, lafımı bitireyim. Bozcaada yarı maratonuna katıldım, 21 kilometre. Hatta orada başkana da söyledim yani. Başkanım, bu parkuru kim ayarlıyorsa doğru düzgün ayarlasın, yokuş çıkmaktan öldük diye söylemiştim. Sen tabi o ara yoğundun. Ben o koşuda İsmail'le beraber feribotun peşinde koştuğumuz kadar yorulmadım. Ara sokaklardan ya, durduk yerde bak, feribot orada hazırlanıyor. Halatını çekmek için hazırlanıyorlar. İsmail, durduk yerde Haluk Şahin abimiz vardı, gazeteci biliyorsunuz. Onunla bir çay içelim dedi. İsmail, saate bak, çay içecek bir zaman yok. Çayı söyleyene kadar gider. Yok, ille içelim dedi. Haluk abi de sağ olsun parkın en dibinde oturuyordu. Çınarın altında. Oturduk. İlk önce İsmail, ben bir şey içmeyeceğim. Böyle arabalık kaçıyor dedi. Sonra nedense ben çay içeceğim dedi. Rizelilikten. Hadi o içiyorsa biz de içelim dedik. 8 çay, 2 suyu söyledik. Birer fırt almadan baktık çay gidiyor. Fırt çok güzel söylüyorsun. Fırt. ben arabadaydım. Ben adaya geçtim. Evet, sen geçtin. Böyle bekledim. Abi niye koştuk orada biz? Haluk Hoca bizi sabahtan aramış. 3 gündür arıyor. Evet. Görüşelim diyor. Diyor. Abi onun yeni bugün konuşmasak ne zaman diyor? Tamam İsmail'im. İsmail'im, Türk medyasının geleceği, Türk medyasının geleceği vapura 5 dakika kadar konuşulmaz ki. Alışverişinden biraz kısacaktın İsmail. Dünyaları aldın. 3 kişi taşıdı. Eskiden pazarlarda böyle küfe hamallar vardı. İsmail'in arkasında 6 tane küfe taşı. Abi ne getirdin o kadar ya? Her şeyin reçelini aldım. Bozcaada'da üretilmiş her reçelini aldım. Orada o hikayede en beni üzen ne oldu biliyor musun? Haluk abiye alas maldık bile demeden kaçtık ve 8 çay 2 su Haluk abiye kilitlediniz. Ödediniz mi bizden sonra onu? Gökhan, ödediniz mi? Hayır abi, hocam ödemedik. Abi ben size mesaj attım ya, Haluk abiye verin. Ne olmuşuz abi? İsmail, her şeyin reçelini al. Taş reçeli aldı, taş. Evet sevgili dostlar. Benim için Bozcaada'da en önemli aksiyon tabii oradaki kitap fuarında kalabalıklarla buluşmamız. Normalden çok fazla bir kalabalık olmuş. Değil mi? Gökhan öyle diyordu. Ben böyle bir kalabalık görmedim abi dedi. Kitaplarımıza da ilgi vardı. İsmail de birkaç tane kitabını imzaladı ve bir kitabının tanıtımını yaptı. Yaklaşık 55 dakika kitabı adeta okudu diyelim. Yani İsmail, orada tabii kalabalıkların seni böyle tanıyıp sevmesinden dolayı mikrofonu eline alıp 5 dakika sazı eline alıp söyle konuşman hoş olmadı. Bizim de bir iki kelam edecek şeyimiz vardı ama orada bir kere gülündü. Farkında mısınız? Evet. Bir kere gülündü ve şen kahkahalar adeta adaya dağıldı. Kim sayesinde? Erşan Kuneli. Ya İsmail'i zaten adam Habertürk'ü açıyor, İsmail. CNN Türk'te İsmail. Bir dünyanın dışında bir yerde İsmail'den bir şey beklerken orada gene şöyle oldu, böyle oldu falan filan demeye başlayınca suratlar düştü. Baktım ki ufak ufak da gitmeler başlayınca hemen atılıp mecburen bir iki şakayla kalabalığı tekrar komik bir şey de oluyormuş burada deyip tekrar geldi, yerlerine oturdular. Bu arada yine olsa gelir misiniz? Hayır. Tatile gelir. Abi bence tamamdır. Bozcaada'nın şeyi 3 gün, 4 gündür. Ama çok gezemedik. İsmail gider arar. Orayla ilgili bir iki tane böyle anekdot paylaştı benimle. Dondurma yerken dondurmacı teyze de. Orada aslında biraz daha takılıp oranın tarihiyle ilgili biraz daha bakılabilirdi. Gidilir tabii. Niye gidilmesin? Yani bir çağıran olursa otel, konaklama, gidiş diğer geliş. Masraflar. Ha, bir de cebine bir küçük bir meblağ, bir harçlık da konulursa bence güzel bir ada. Para harcamamak şartıyla. Bizim eğlenmeye gittiğimiz mekanda biz hep böyle gayet güzel eğlenip şarkılar, türküler söylerken sen bir duvara böyle sırtını yasladın.
ayağını koydum. Düşün işte bak. Linkini aldım. Düşün. Sırtım duvardaydı bak düşün. Nasıl bir ortamda olduğumuzu düşün. Sırtım duvarda olduğunu artık oradan anlayın. Seyircilerimiz de neden sırtımın duvarda olduğunu anlasın. Sizin bulunduğunuz ortamda Gökhan var, sen var. İsmi neydi senin ya? Koray. Ha Koray. Ya abi bu kadar olabilir mi artık ya? Haftanın 7 günü görüşüyoruz abi. Koray. Koray yazdı. Gökhan Dağıstanlı, şair dostum. İsmail'i saymıyorum. İsmail yoktu çoğunda. Değil mi? Birinde vardın galiba sen. Birinde yoktu. İki gece vardı. İki gece vardı. Evet. Zaten ben iki gecenin, üç geceydi galiba benim. İki gece miydi? Üç gecenin üçünde de sırtım duvardaydı. Koray, şair dostum Gökhan ve medya patronu Candaş Tolga'nın olduğu bir ortamda ata da vardı. Sırtın duvarda olmasında fayda var. Bence bu program yapılabilir. Yani yapılabilir. Evet bu program yapılabilir arkadaşlar. Bence yapılmalı hatta. Kaçmaz. Beğenirseniz ikinci bölümü çekeriz. Ya da ödeme yapılırsa ikinci bölüm. İki seçenek var bir programın devam etmesi için. Ödeme yapılması ve beğenilmesi. Benim için öncelik tabii beğenilmesi. Para ikinci planda gelir ama hemen arkasından gelir yani. Çok çabuk gelir. Öyle uzun uzun bekletmez. Ama para önemsiz değil ya. Yani. Para önemsiz olur mu İsmail? Para çok önemli. Hatta birinci önceliğim diyebiliriz. Her zaman değil. Her zaman değil ama bazen para birinci, mesela bazen bir işi yapmak ama istemezsin. Ama sık sık. Tabii bir işi yapmak istemezsin. Yapmak istemediğin için absürt bir meblağ söyleyebilirsin. O işi yapmak istemediğin için. Verirlerse bir anda o programı sevebilirsin de. Burada da kazanıyorum öyle bir şey olur. Ben çok istekli değildim ama beni kazandın Candaş. Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar Kafa TV'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu programın devamını izlemek için bildirim zilini açmayı unutmayın.